Evet, ikinci video olarak Alaçatı'dan hepinize selamlar. Az önce ufak bir tartışma çıktı burada. Fiyat bakımından bir kafede. Herhalde biraz tuzlu geldi fiyat. Baksanıza ne güzel dar dar ara sokakları var böyle. Fiyat tuzlu geldi herhalde. Bir genç erkekle bir genç kadın. Allah'ım adam nasıl bağırıyor. Nedir bu fiyat? İnsan mı kazıklıyorsunuz? Ya abi girerken orada şeye bakmadın mı sen, fiyat listesine ne kadar kaç para? Yani bunlara dikkat edeceksin. Madem kısıtlı bir ücret var cebinde, para var, ona göre şey yapacaksın, soracaksın, soruşturacaksın. Böyle kız arkadaşına hava atmak için böyle her gördüğün mekana dalmayacaksın. Dalarsan... Bak kireçle boyanmış, baksanıza. Bayılıyorum bu kireçle boyanan evlere. Yani kız arkadaşına hava atacak diye cop diye bir ses. Garson hesap kes. Hay Allah'ım ya. İşte bilinçsiz tüketim. Böyle oluyor, bilinçsizce tüketim işi tehlikeli. Anam ay, çiçeklerine bakın ya, gün döndüler. Ay maşallah, ne ama bayatmış bunlar be. Ne koymuşlar bunlar böyle. Ulan benim boydan yüksek. 3-4 metre olmuş. Biz yanlış yollara girdik valla. İnşaatların olduğu bölümlere girdik. Neyse. Şuradan şöyle çıkar mıyız? Çıkarız herhalde. Şu güzelliğe bakın ya. Apayrı bir dünyada yürüyorsunuz işte. Hani televizyonlarda veya videolarda veya resimlerde görüyoruz ya. Eski Yunan mahalleleri böyle daracık daracık. İşte aynı onun gibi burası da. Böyle her sokağa daracık. Fotoğraf çektirmeye kalksam burada herhalde Alaçatı'dan 500 tane falan fotoğrafla hafızayı doldurmuş bir şekilde, telefon hafızasını doldurmuş bir şekilde çıkış yapabilirsiniz. Çünkü bu son günlerde bir böyle çiçeklerin olduğu yerde bir de kapıların kapılar mesela, şöyle şu kapı değil mi? Buralarda böyle fotoğrafların çekilmesi çok moda oldu. Bir de selfie yapıyorlar bu dar uzun sokaklarda. Hani arkası böyle sonsuzluk gibi gidiyor. O şekilde resimler çok moda oldu. Bir de en çok havada asılan o şemsiyelerin altında fotoğraf çektirmek. O da ayrı bir mevzu. O da çok şey. Moda. Bayılıyorum ben ya. Bu resmen begomil ağaç olmuş. Artık çiçeklikten çıkmış. Baksanıza mesela burada. Nelerden yapmışlar bunları? Camdan yapılmış çiçek bahçesi. İlginç. Güzel, böyle değişikliklerin olması güzel. Değişik şeylerin. Allah Allah, müzikler yine başladı. Alaçatı dondurması. O değil. Ulan adama bak, kız arkadaşının ayakkabısını bağlıyor eğilmiş yere ya. Ya böyle centilmen erkekler kaldı mı piyasada? Vallahi bravo. Evet, çok sıcak. Bir de bunun sahil kısmına gideyim ben bakalım. Sahil kısmı da vardır buranın, Alaçatı'nın. Bir de oradan videolar çekelim. Bizim motosiklet burada mıydı? Ha, burada olması gerek. Vallahi ben kaybediyorum ara sıra. Halbuki park ettiğim yerin ben mutlaka işte cadde ismini öğrenip şeyden fotoğrafını çekip kaydediyorum ama bu kez yapmadık öyle bir şey.
Herhalde şurada olması gereken. Bu caddeden mi indim ben ya? Allah Allah. Ulan kaybedersek var ya, burada her sokak birbirine benziyor. Kalırız ha. Burası mıydı? Yok. Burası değildi ya. Kayboldum. Bakın rüzgar gülleri. Ha evet evet, burası. Tamam. Dire fiyatlarını okumuştum bir önceki videoda. Bu ne böyle ya? Bakın çiçekleri de satıyorlar. Neyse artık, o bilmiyorum. Evet, bizim motor nerede? Heh, bizim motor da orada. Düldül. Şimdi bir sahile doğru bir yolculuğa başlayalım. Ondan sonra bir de orayı çekelim. Ondan sonra ver elini İzmir. Çuçulayalım İzmir'e doğru. Ve bunlar meşhur Alaçatı'nın şeyleri. Ay öldüm. Çok sıcak. Evet. Ne diyelim arkadaşlar? Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.